Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Arşimet vidası ile suyu yukarı taşıyacağız. Kullandığımız malzemeler 1,5 litrelik pet şişemiz. Bunun etrafına biz çapı 1 santim olan boru sardık. Yaklaşık boyu da 70 santim. Döndürme kolu ekledik kalemden. Bantladık güzelce. Başka bir kabımıza renkli su aldık. Ve boşta bir kabımız var. Şimdi yapmaya başlayalım. Eski zamanlarda elektrik olmadığı için suyu yüksek katlara, yüksek yerlere çıkarmak sorun oluyordu. Arşimet bu sorunu M.Ö. 3. yüzyılda icat ettiği Arşimet vidası ile çözmüştü. Arşimet vidası suyu bulunduğu yerden daha yükseğe taşımak amacıyla geliştirilmiş bilinen en eski su pompalarındandır arkadaşlar. Arşimet vidası geçmişte alçak seviyede bulunan bir göl ya da nehirdeki suyun daha yüksek bir seviyeye çıkarılarak tarlaların sulanmasına ve maden ocaklarındaki suyun boşaltılmasında yaygın olarak kullanılmıştı. Bu mekanizma temel olarak içi boş bir silindire sarılmış bir düzlemden oluşur. Ve şekli vidaya benzer. Vidayı döndürdüğümüzde suyu yukarıya doğru hareket ettiririz. Bakınız, vida çevrildiğinde suyumuz yukarıya dönerek akıyor. Biliyorsunuz vidada bir sürü eğik düzlemden oluşmuş basit bir makina düzeneğidir. Bu şekilde elektrik olmadan ilkel bir yöntemle biz suyu yukarılara taşıyabiliyoruz kolaylıkla. Sizler de evde bu deneyi deneyebilirsiniz. Basit yapımı. Bakınız bir sürü suyu devirdaim yaptırdık şu an. Biz suyu renklendirirken mor renk kullandık. Mor gıda boyası. Siz farklı renkler kullanabilirsiniz.